Merhaba arkadaşlar, teknoloji videomuzun bir yeni videosuyla da sizlerin karşısındayız. Karşımızda Dreambot L10S Pro ve cihazımız var. Cihazımızın kutu açılımını yapmadan önce Dream Türkiye'sinden aldığımız metinle size ufak bir şekilde aydınlatmak istiyorum arkadaşlar. 2015 yılında kurulan bir şirket. Şirket üst düzey temizlik cihazlarına odaklanmaktadır. 2017 yılının sonunda Dream, akıllı ev temizlik cihazlarının itici gücü ve lider kuruluşu olarak Xiaomi ekolojik zincirine katıldı. Xiaomi Mi Home uygulamasından kullanılabilir cihaz 5300 Pascal ve çok güçlü bir cihaz arkadaşlar. Kıl dolaşmayan fırçası var, sonrasında kauçuk bir fırçası var ve uçurum sensörleri olmak üzere birçok sensörleri olan bir cihaz. Bu cihazın az sonra kutu açılımına geçeceğiz sizlerle birlikte. Ve bu serilerin gelmesini istiyorsanız kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmazsanız seviniriz arkadaşlar. Kutu açılımına geçelim mi? Siz de çok merak ettiniz. Geçiyoruz hemen. Ürünümüzü sizlerle buluşturmamıza vesile olan Konya SmartMe ekibine de teşekkür ediyoruz ve siz de yorumlarda belirtin. Mağazanın da detaylı adresini açıklamalara bırakacağım ve oradan da ulaşabilirsiniz sosyal medya adreslerinizle. Böyle sağımıza solumuza çıksın. Ben hemen kutuyu açıyorum. Bu tarz teknoloji videolarının devamının gelmesini istiyorsanız yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açmayı unutmayın. Kullanma kılavuzumuz çıkıyor. Gördüğünüz üzere Dreambot. Bilgilendirme tekrar bir kılavuzları var. Burayı da okutup direkt indirme şansınız var. Bir uygulama indiriyorsunuz. Cihazımız çıktı. 3.7 ağırlığında bir cihaz arkadaşlar bu. Sonra açacağım. Ve hem süpürme yapıyor hem mop yapıyor. Süpürmede de emiş gücü yüksek olduğu için ben performanslı bir ürün olacağını düşünüyorum. Kullanan arkadaşlarımız, ablalarımız, abilerimiz, kardeşlerimiz varsa bize de belirtebilir. Burada bir kablomuz var. İstasyon kablomuz. Ardından ürünümüzün şarjı bittiğinde tekrar yuvasına döneceği, şarj olacağı, kendini besleyeceği de bir şarj istasyonumuz var. Tek şarjda 220 metrekare bir çalışma imkanı sürüyor. Hemen şöyle bilmeyenler için gösterelim. Şuradaki gördüğünüz şeyle bağlıyorsunuz. Ardından kullanmaya başlıyorsunuz. Kıl dolaşmayan kauçuk bir fırça var. Bakın şu tam şu şekilde. Dönüyor. Kauçuk bir fırça, kıl dolaşmayan fırça. Daha devam ediyoruz. Süpürme ve mop yapıyor dedik. Bakın. Tam böyle ikili bir paspas yapma teknolojisine sahip bir ürün arkadaşlar. Bunlar az sonra takılışlarında bakacağız, inceleyeceğiz de. Etrafımızı bir düzenleyelim. Siz de kanala abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Bu tarz teknoloji ürünlerin devamını gelmesini istiyorsanız yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Sizleri seviyoruz. Biz bir aileyiz. Ürünümüzü toplamaya geçiyoruz. Ürünü çıkartıyoruz arkadaşlar. Meraklı arkadaşlar da zaten diyor ki hadi artık çıkart, kaç dakika geçti. 20 milim bariyer aşma özelliğine sahip bir ürün. En ince detayına kadar değineceğiz arkadaşlar. Ama çalıştıramadığımız için kusura bakmayın. Yani videolar ekleyeceğiz. Dream Türkiye'nin hazırlamış olduğu videoları hemen az sonra videonun devamını da ekleyeceğiz. Ama biz size burada en ince detayına kadar anlatacağız ve kullanan arkadaşlarımız, test eden arkadaşlarımız tekrar diyorum yorumlarda belirtirse seviniriz. Cihazımızı açtığımızda iki tane fırçamız çıktı. Fırçayı da şöyle gösterelim size. Buradan çıkartıp rahatlıkla hadi çıkartalım, bunu da çıkartalım. Hepsini toplayalım daha sonra. Bunları hemen temizliyorsunuz, tekrar takıyorsunuz. Kablomuz çıktı, bu çıktı, fırçamız çıktı. Geldik, ürüne geldik. Bakın arkadaşlar, şuralarda sensörleri var. Sensörleri lidar ve slam olmak üzere diğer cihazlarda kapaklar bu şekilde açılıyor. Yarım açılıyor. Ve bu cihazda ise arkadaşlar kapak mıknatıslı olmak üzere. Bu şekilde açılıyor. Hemen devam ediyoruz. Bu cihazımızı da kaldırıyoruz. Bakın fırçamız var. Fırçamızı buraya yapmışlar. Bu gerçekten çok güzel olmuş fırçalamanız için. Bunu da çıkartalım, buraya koyalım. Burada 3 tane tuşumuz var. Açma kapama. Yani uygulamadan yapmayıp buraya bastığınız anda evine dönüyor. Bu şekilde temizliği başlatıp sonlandırıyorsunuz. Buraya geldiğimizde ise bakın burada filtresi var. Aynı zamanda çıkartıp temizleyebiliyorsunuz. Bu şekilde çıkartıyorsunuz, temizliyorsunuz. Bunu da çıkartalım. Paramparça edelim cihazı şu anda.
Buraya geliyoruz. Su. Su haznemiz burası. Şuraya geliyoruz. Suyu dolduruyoruz ve ardından işlemimiz devam ediyor. Zaten burada gösteriyor size her şeyin. Telefonun yapısı var. Bunu da çıkartalım. Böyle koyalım. Ve cihazımızın görüntüsü bu şekilde kaldı arkadaşlar. Gördüğünüz üzere. Tam altına gelelim. 6 saat şarj edildikten sonra tek şarjda 220 metrekare çalışma alanı var. 5200 MHz pil kapasitesi var. Akıllı paspas teknolojisiyle birlikte silikon fırça var. Görüyorsunuz. Ardından şurası arkadaşlar. Burada gördüğünüz sensörler ise düşme sensörü. Yani herhangi bir merdivenden aşağıya doğru gördüğünde, yani cihaz hissettiğinde, akıllı cihaz olduğu için oradan ileriye devam etmiyor ve kendisini tekrar döndürüyor. Uçurum sensörü arkadaşlar. Geliyoruz arkadaşlar. Takıyoruz bu şekilde. Bu şekilde rahat bir şekilde takıyoruz. Ardından buraya yerleştiriyoruz. Neyimiz eksik? Fırçamız eksik. Fırçamızı da geliyoruz. Buraya takıyoruz arkadaşlar. Ve daha sonrasında kapağımızı alıyoruz. Zaten mıknatıslı bir kapak. Bakın gördüğünüz üzere şuralarda mıknatısları var. Yani gayet güzel bak. Bunu da buraya yerleştirdik. Ve bu şekilde taktığımız anda şuraya koyalım. Bunu da alalım. Bu şekilde takıyoruz. Bunlar hazır. Fırçamız da hazır. Paspaslarımız da hazır. Cihazımızı çeviriyoruz. Ve ardından takıyoruz. Yani gayet basit arkadaşlar. Gördüğünüz üzere. Bakın. Yani herhangi bir zeminde temizleyeceği anda kendini kaldırıyor ve kendini bu şekilde indiriyor. Fırçamızı da ekleyelim buraya. Fırçamızın yeri de hemen şurada görüküyor. Bu da gayet basit ve rahat bir şekilde takıyoruz ve çıkartmak istediğimizde gevşetiyoruz. Bu şekilde tuttuğumuz anda rahatlıkla tak çıkar yapabiliyoruz arkadaşlar. Ve yavaş yavaş artık toparlamaya başlıyoruz. Videolarımızda hemen ardından sizlerle buluşacak. Ürünün Dream Türkiye'nin hazırlamış videoları kullanacağız arkadaşlar. Cihazımız şarj olacağında bildiğiniz üzere şuraları cihazın şarj yerleri. Bu şekilde geliyor. Şarj yerine giriyor. Ardından siz de bunu alıyorsunuz, bağlıyorsunuz ve umarım video hoşunuza gitmiştir. Beğenerek, severek izlemişsinizdir. Biz çalıştırmayı çok istiyorduk ama çalıştıramadığımız için kusura bakmayın. Sizleri diğer videolarla buluşturacağız. İstediğiniz teknoloji ürünleri varsa yorumlarda belirtirseniz zaten ben mağazanın adresini bırakacağım. Mağazayı incelediğinizde şu ürünü merak ediyoruz, bu ürünü merak ediyoruz dediğiniz her ürün varsa izleyebilirsiniz. Arkadaşlar Gorilla G3 videosunu çekmiştik. 65 km hıza kadar yükselen bir cihaz. Onu da izlemek istiyorsanız kanala göz atıp izleyebilirsiniz. Dreambot L10S Pro videoları gelsin ve sonrasında kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Görüşürüz arkadaşlar. My ass.